Okuyun, imzalayın ifadelerinizi. Alın. Halil Bey'i imzalayabilirsiniz. Buyurun komiserim. Komiserim, ne yapıyoruz şimdi? Savcılığa mı gidiyoruz? Hanımefendi şikayetçi olduğu için gideceksiniz, evet. Eşim ve ben de Zeynep Sönmez'den şikayetçi olmak istiyoruz. Bir dilekçe de biz verelim. Bizi saçma sapan sebepler uydurarak taciz ediyor diye. Olur. İkinizin de neyin peşinde olduğu belli. Boşu boşuna lafı dolandırmayın. Hiç uzatma bence, konuşturmayalım şunu. Ne oldu? Şimdi beraber mi hareket ediyorsunuz? Bana bak, sen artık çok fazla oldun ha. Habire bir şeyler uydurup duruyorsun. Özellikle bugün. Böyle bir şey sen yaptın bence. Düğün günümüzün ertesinde sırf canımızı sıkmak için kıskançlığından kendin dağıttın evini, değil mi? Ben senin neyini kıskanacağım? Halil'imi. Melikşe. Mutluluğumuzu. Melikşe. Tamam. Bir de resim yollamışsın bize, ne mana? Ne resmi? Halil'in Bosna'da doğduğu hastanenin resmini yollamış. Ne anısı varsa. Jest olsun diye yolladım. Anlamadınız tabii, içiniz fesat çünkü. Bosna'da hastanenin önünden geçerken çekmiştim. Hatıra olsun diye. Sen benim doğduğum hastaneyi nereden biliyorsun? Hadi hadi hadi. Hadi çıkalım. Burayı çok işgal ettik. Komiserim kusura bakmayın. Güle güle. Uğraşma artık bizle, anladın mı? Kendine başka ilgi alanları. Mutluluğumuzu bozamayacaksın. Boşuna çabalama. Hadi canım. Hadi. Halil. Bu kız senin hisselerine göz koymuş. Başka hiçbir açıklaması yok. Bence ne olursa olsun pazarlığa girişme. Hiçbir dediğini yapma. Sağ olasın. İyi ki söyledin. Ben de hisselerimi vermeyi düşünüyordum zaten. Hadi Menekşe. Ben de oydum. İyi. Hadi git elini yüzünü yıka, git oyna içeride. Hadi kızım. Tamam. Ev sahibi aradı bugün. Kanada'ya gidiyorlarmış oğullarının yanına. Yaza geleceklermiş anca. Hı hı. Sen her hafta bak eve, temizle, biz paranı yollarız dediler. İyi. Ne şans değil mi? Yaza kadar rahatız. Burada kalıcı değiliz. İşimizi görüp gideriz. Olur da yani hemen göremezsek, yani hiç değilse ev derdimiz olmayacak. Oyalanmaya hiç niyetim yok Emine. Elini çabuk tutacağız. Merak etme. Biraz daha vereyim mi? Şu yara nasıl oldu? Gerdek gecesi hatırası. İstemedi bu beni. Namuslu bir şey sanıyordum ya ben de. Gerdek korkusudur dedim. Acıdım. Bu gece üstüne gitmeyeyim dedim. Ama işareti bekliyordu yengeler. Minnet ona laf etmesin dedim. Ağızlarını kapatmak için elimi kestim. Ben onun namusunu düşünürken o takıların hesabını yapıyormuş. Nasıl toplasam da şunları o ite kaçsam diye. Numaradan zırladı bir de. Sahte gözyaşı döktü. Sonra da utanmadan benim için kusurlu dedi. Erkekliğime laf söyledi rezil. Aptal. Kaç saattir evli olduğumuzu hesaplıyorum. İlk günümüz böyle geçti. Zeynep Hanım yaptı yapacağını. Hmm.
Seni seviyorum. Eve gidelim. Evimize gidelim Halil.